Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapçayı öğreten e, kitap Mehmet Maksudoğlu hocanın ve 12. derse e, geldik. Burada e, El-Müdekker vel-Müennes fil-Esma yani isimlerde müdekkerlik ve müenneslik e, diyecek erkeklik ve dişilik manasında. tilmidun öğrenci bu müdekker. Peki Tilmizetun olursa müennes oluyor. Yani sonuna bir kapalı t eklenince müennes hale geliyor. Müderrisun öğretmen, müderrisetun e, hanım öğretmen, ibnun oğul, ibnetun kız, ve hafidun torun, hafidetun kız torun, ceddun dede, ceddetun nine, dabbahun aşçı, dabbahatun e, hanım aşçı, hayyatun terzi hayyatatun hanım terzi kelbun köpek kelbetun dişi köpek gıttun kedi gıttatun dişi kedi tabibun mesela doktor tabibetun hanım doktor müdirun müdiretun gibi müzekker dil bilgisi bakımından erkek sayılan ismi mühendis dil bilgisi bakımından dişi yapmak için sonuna yuvarlak ta eklenir Sıfat isim yapılır, müennes yapmak için sonuna yuvarlak t eklenir. Mesela kebirun büyük, kebiratun bu da büyük ama müennes. Sagirun, müzekker, sagiratun, müennes, küçük manasında. Vasiun, geniş, vasiatun o da müennes, geniş. Dayygun, dayyikatun, dar manasında. Seriun, seriatun, hızlı. Batıun, batıatun, yavaş. Cemilun, cemilatun, güzel demek Örnek mesela Er-raculu kebirun. Adam büyüktür. Ama kadın için ne diyeceğiz? El-mer'etu kebiratun. Peki El-veledu Çocuk küçüktür. Kız küçüktür dersek El-bintu sagiratun. et zekiyun. Öğrenci zekidir. et zekiyetun. Kız öğrenci zekidir. El-müderrisu Öğretmen uzun boyludur. El müderrisetu taviletun. Hanım öğretmen uzun boyludur. El hadimu kaviyun. Hizmetçi kuvvetlidir. El hadimetu kaviyetun. Hanım hizmetçi kuvvetlidir. Et tabbahu mahirun. Aşçı maharetlidir. Et tabbahatu mahiratun. Hanım aşçı maharetlidir. Et tabibu kasirun. Doktor kısa boyludur. Et tabibetu kasiratun. Hanım doktor kısa boyludur. Eşşari'u vasi'un cadde geniştir. El hadikatu vasi'atun e, bahçe geniştir dedik. Yüksek sesle okuyunuz diyor. El müdiru müsinnun müdür yaşlıdır. El müdiratu müsinnetun müdire hanım yaşlıdır. El kelbu sagirun köpek küçüktür. El kelbetu sagiratun dişi köpek küçüktür. El kıttu nazifun, kedi temizdir. El kıttatu nazifetun, dişi kedi temizdir. Et tıflu naşitun, çocuk canlıdır, dinçtir. Et tıfletu naşitetun, kız çocuğu canlıdır, dinçtir. El rasifu dayikun, kaldırım dardır. Rasif ne? Kaldırım demek. El gurfetu dayiketun, oda dardır. Çünkü bakın rastifü müennes yapamıyoruz. El gurfe zaten müennes. Dayıgatun dardır. El kamisu gömlek temizdir. Nazifun. En nezzaratun nazifetun. Gözlük temizdir. Peki el babu meftuhun. Kapı açıktır. En nafizatun muulekatun. Pencere kapalıdır. Evet kapalıdır. Peki, el kursiyu mureyhun, sandalye rahatlık vericidir. El hizanetu kebiratun, dolap büyüktür gibi. Bakın müennes müzekker farklarını veriyor. El kelbu fi fina il beyti, köpek evin avlusundadır. Fina, avlu demek. E, fina il beyt, evin avlusu. Fi gelince ne oluyordu? Deda, evin avlusundadır. Hüve fil fina. Bu kelp yerine zamir getirebiliyoruz. O da müzekker bir zamir olacak. Müfret bir zamir olacak. Yani tekil bir zamir. Hüve fil fina. O avludadır. El kıttatu alel bisati. Dişi kedi halının üzerindedir. Peki bu el kıtta müennes olduğuna göre onu bir müennes zamirle ifade edebiliriz. Hiye. Hiye alel bisati. O halının üzerindedir. El muvazzafu fil mektebi. Memur ofistedir. Bürodadır. Muvazzaf neydi? Memur demek. Ve bu müzekker. Dolayısıyla bunu huve zamiriyle ifade edebiliriz. Huve fil mektebi. O bürodadır. Et tabbahu fil matbahi. Aşçı mutfaktadır. E, peki bu aşçı için zamirimiz ne olacak? Huve. Huve fil matbahi. O mutfaktadır. Et tabbahatu fil matbahi. Evet, hanım aşçı mutfaktadır. Tabbaha müennes olduğu için hiye zamiri getiriyoruz. Hiye fil matbahi o mutfaktadır. Et tabibu fil müsteşfa e, ve doktor hastanededir. Tabib için ne getiriyoruz? Hüve. Hüve fil müsteşfa o hastanededir. Et tabibetu fil iade. Hanım hekim muayenehanededir. Et tabibetu fil iade. İade muayene veya klinik demek. E, hiye fil iade, o kliniktedir. el hubzu alel maide, ekmek masadadır. E, Hüve alel maide, o masadadır veya sofradadır. Maide, sofra demek yani, sofradadır. Peki, eşşevketu alel maide, çatal sofradadır. Hiye alel maide. Et tabaku alel maide tabak masadadır. Bu ala üzerindelik anlatıyordu. Yani sofranın üzerindedir. Hüve alel maide o sofranın üzerindedir. El karuratu alel maide. Karura farklı kelimelerde kullanılıyor sürahi için. Mesela devrak. Devrak da sürahi demek. Evet, sürahi masadadır. El karura. Hiye aleyha. Burada bakın aleyha dedi. Bu nasıl oldu? Bu maide için bitişik zamirimiz ha damiridir. Müennes olduğu için. Ala ile ha bitişince aleyha oluyor. Garura da hiye idi. Hiye aleyha. O onun üzerindedir. Et tabaku fil hizane. Tabak dolaptadır. Hüve fiha. O oradadır. Veya yani onun içindedir. Peki. Eş şeceratu fil hadika. Ağaç bahçededir. Hiye fiha o oradadır. Bakın hiye ağaç için geliyor. Bu ha ise şu hadika için geliyor. O zaman ağaç bahçededir oluyor. El hazefu alel de. Saksı masadadır. Tabi çiçek saksısı hazef. E, sehpata sehbata veya. Ihı ve aleyha. O onun üzerindedir. El mihfazatu alel kursiyi. Çanta sandalyenin üzerindedir. Hiye aleyhi, o onun üzerindedir, oradadır gibi. Evet, burada ne diyor? Çizelgeden cümleler yapınız. Mesela, el müderrisu e, demiş. Buradan herhangi birini, yani uygun olan birini seçebiliriz. Ne diyebiliriz mesela? El müderrisu alimin, müderris e, alimdir. El müderrisetu, mesela, e, e, Tavîletun. Çünkü bu müennes olduğu için bize müennes bir e, bakın haber lazım. El kıtaru. tren tiren. E, Seri'un. Seridir, süratlidir. Yine el ceddu. Dede. Müsinnun. Nedir? Yaşlıdır. El ceddetu müsinnetun. Nine yaşlıdır. El hafiletu. Otobüs. Mesela seriatun. Süratlidir. El hayyatu terzi mahirun, ustadır. El hayyatatu, e, yani hanım terzi, mahiretun, ustadır. El riyadiyu, sporcu, neşitun, çeviktir, canlıdır. El haddadu, demirci, el haddadu, demirci, kaviyun, güçlüdür. El mizalletu, şemsiye, değil mi şemsiye, hafifetun, hafiftir. El haitu duvar mürtefiun yüksektir. Eş şeceratu aliyetun ağaç büyüktür. En nafizatu nafize safiletun aşağıdadır. Es sunduk sekilun ağırdır. Evet burada mesela el kıtar tren demiş. Seri an hızlı. El riyadi sporcu. El haddad demirci. Gaviyun ee, kuvvetli, hafife, hafif, aliye yüksek, el e, nedir? Duvar e, demek. Duvar. E, mürtefiyon yüksek, safile aşağıda alçak, sunduk, sandık demek. Naşitun, dinç e, demekti. Burada kaldık. Gelecek bölümde diğer dersle inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.